Mikrofonum açık mıydı benim? Pardon. Amına kodumu şişmanı. Aa kanka, insanların fiziksel abi, özellikleriyle abi dalga geçme ama ya. Harbi ayıp ama kanka. Kanka tırşatla geçebilirim. Tamam da kanka, harbi o ister miydi 165 kilo olmak? Piç. Amına kodum çocuğu, sen küçükken benim kulaklarımla geçerken biri seni uyardı mı? Bu çocuğun kulaklarıyla dalga geçme. Abi bu o zaman Ataberk abi. Oğlum o zaman ben de olacak. O zaman ben de küçüktüm. Bilmiyordum neyin doğruluğunu. Sik küçüktün. Küçüktüm tabii. Ne, kaç yaşında olmuşsun? Kaç yaşına gelmişsin? Bu çocuk 21-22 yaş. Kaç yaşındasın lan sen Kürşat? 24. 24 yaşında delikanlı. Bu kızın kız arkadaşları rencide var, ediyorsun, etrafı var, çevresi var. Rencide ediyorsun lan çocuğu. Amına kodum ibnesi. Ben belki sen ameliyat çocuğa oldum. Ben ameliyat oldum. Üniversitede hala anlatıyordum sağda solda. Bu bunda eskiden bir kulak vardı. Eksiki gibi kulak vardı. E tamam, ben zayıflayınca. Tamam ben zayıflarsam eğer siz de benim kilomu o zaman dalga geçersiniz. Aynen. Evet. Git mide ameliyatı ol lan o zaman. Yanlış abi, anlama. Kürşat, aa, Kürşat kilo ayıp vererek güzelleşebilir. Lakin sen hep çirkin kalacaksın. Karaktersiz. Hadi eyvallah. Karaktersiz mi? Karakter olarak galiba dedim. Seni de ısıracağım Kürşat. Senin ısırılma vaktin gelmiş. Abi gibi bekleyin parçalı. Kürşat sen de var ya, yarından itibaren su diyetine başlamazsan götsün amına kodumu, tamam mı? Sikeceğiz bunları. Su doldurup geliyorum abi. Doldur üstüne de iki bıraktım tane. İki yemek tane yiyordum, bıraktım vallahi. Amına koyayım. Ama tuzlu, bitti ya. Tuzluğun sesi geldi amına kodumu. Harbiden kaşık sesi geldi arkadan amına kodumu. Kardeşim ben böyle insanlara kırmak bu kadar kolay mı Çetin ya? Bu niye amına kodum? Yok şişman Kürşat, yok öyle Kürşat. Kürşat ister miydi bu kilo dolmak? İnşallah bir daha Kürşat'a şişman dersin. Abi zaten isteyerek kilolu oldu. Nasıl isteyerek kilolu oldu? Abi kendisi istemese kilolu oldu. O zaman şu kadar delikanlıysan, şu kadar delikanlıysan bu kadar lafın üstüne, Kürşat kardeşimizin mide ameliyatı, mide operasyonu masraflarını karşılarsın. Bu çocuğu zayıflatırsın amına koyayım. Kardeşim. Öyle su diyeti sıkmakla olmaz bu işler. Kardeşim. Su diyetini at siki. Kardeşim. Git bu adamın mide operasyonu masraflarını karşıla. Kaç para lan mide ameliyatı Kürşat? Kürşat gel lan buraya amına kodumu. Abi 20 falan ya. Yap ulan bu işi. Ye sen boş. Oğlum, 20 yap bu işi yap. Öyle atıp tutma. Sen 18 milyarını karşıla, 2 milyarını ben vermezsem götüm. Oo. Ne diyorsun ya? 20'yi de karşılar abi. Kürşat istiyor musun lan mide ameliyatı olmak? Abi sen sponsor ayarlarsın isterim. Bir numara kankiye. Adam sana neyiz şişmanlar candır kesinlikle Furkan. 20k beni bozar mı? Benim iflahımı siker 20k. Yani şöyle söyleyeyim. Ben etek giyerim 20k'ya, öyle söyleyeyim size. 20k ağır ağır vurgun olur. Yapar Ataberk abim. Yapmasına yaparım. Yapmasına yaparım. Donate bar açalım. Mide ameliyatı için amına koyayım. Kürşat. Tamam açıyorum. Ataberk'te ayıp olur da ben de açabiliriz ha. Benim yayınlardan onu ekledi. Ne diyorsun? Abi vallahi ben Kürşat, de yayın açamıyor. Ben de açarım. Yani senin kanala mide ameliyatı için. Oğlum açalım donate bar. Oğlum ameliyat sırasında da yayına devam ederiz. Ben çekerim o donate'i. Yok mu o donate'den? O gelen donate'lerle yemek yemem. Tamam ben varım. Oğlum gelen donate'i bak, sen bir şey söyleyeyim mi? Sen 10 bin lira olduğunda bana söyle, Manchester City'ye basacağız paraya amına koyayım, zaten oldu. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Donate bar açıp bir tane kız yaptı ya amına koyayım. Evet. Kist ameliyatı için dedi, gitti meme estetiği yaptı amına koyayım. Biz de öyle bir şey mi yapsak Kürşat? Akabey sen de dudağın içinde yapacak. Avyonda abi bir tane. Avyonda yeriz amına koyayım parayı. Sorana da oğlum sorana da oldum. Kilo veremedim diyeceğiz ama amına koyayım. Gördüm, nereden bilecek? Oldum kardeşim ama işe yaramadı diyeceğiz. Abi elin demişken akabesinin uzaklarına da bir yer altında. Besinin ama. Sen herkesle mi uğraştın bu adam? Sen akabesinin uzaklarına da bir yer altında. Hakikaten ne yapacaksın akabesinin bu adam? Ya da Kürşat gel Haluk Levent'e etiket diyelim Twitter'da. O da mantıklı gibi ya. O da ya. Ölüyor deriz amına koyayım. Kürşat kalkamıyor yerinde. Ağır yaşamlara çık. Oğlum buldum. Ağır yaşamlara çık. Belgesel. Ağır yaşamlara çık. Hem yayında izleriz. Hem yayında izleriz amına kodumu. Ağır yaşamlardan da aldığımız parayla mide ameliyatı olursun. Abi o çıkabilmesi için 200 kilo olması lazım. Ama 200 kilo olması lazım. O zaman biraz yedirmemiz lazım. Aynen. Suyla çıkıp. Suyla yulafla bütün gün besleyeceğiz bunu amına kodumu. 6 öğün su yulaf su yulaf. 2 aya 200 kilo yaparız seni. Sıçmayı da keseceksin. Sıçmayı da keseceksin. Günde bir sıçacaksın. Günde bir sıçacaksın. Az sıçacaksın. Hayır hayır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen donate bar aç. Mide ameliyatı diye.
Ben inanıyorum ki 10 günde dolar. Dolar. Anasını sikeyim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence 20 bin lira değildir. Artmıştır o ki şu an. Baktık tutuluyor. Yüzden dolar. Hayır baktık tutuyor. İkinciye de başlarız. Mide ameliyatı 2 amına konumu diye. Böyle seri yaparız ondan böyle. Anladın mı? Vizyon çok gibi. YouTube'a çakarız. Rüşat amına koyayım. Brad Pitt yaparız he donate barıyla. 20 bin dolar mı? TL TL. Ne doları be? Amına koyardım. Bence 30 bin olmuştur o kükü. İyi bakalım ona. Ya ben en son 40 bin diye duydum ama. Oğlum, tamam 50 söyle... açalım. 50 açalım. Hastane yattı kaldı parası falan da var. Biz baba 50 açalım. Oğlum aç sen donate bar. Tamam mı? Doktora bul sen. Ben doktora diyeyim ki ben bir tane kaydırmalı atayım sana. Abi ha? Şey yazmış. Mide ameliyat heyecanı. 38 bin lira. Ya bu ipnenin merdiven altında yapsınlar bu götoşu ya. Öyle çok üst lira lüks bir hastaneye ihtiyacımız yok yani. Kükü mide kaç dönüm? Bu hala üst odada mı be? Alt oda zamanı gelmedi mi bununla hala? Neyse biz seri cringe TikTok izleyelim boşver. 5 ay önce 30 bin yaptırdı kuzenim. Ya Esma'cığım senin kuzenin pahalı yerde yaptırmıştır. Bizimkine amına koyayım. Yani evde bile yapabilir. Pahalı kocağında yaptıralım bunu. Aynen. Yani bizimki önemli değil. Şu doktora da gerek yok. Hemşire şey olur yani kesmeyi biçmeyi bilsin. Tamam biz dikeriz. Açsın mideyi alsın. Ben dikeceğim o tevertli amına koyayım. Kürşat'a umut ol. Kürşat'a umut ol. TT yapalım amına koyayım. Kürşat. Koyalım oraya bir tane hamburger yerken resmini. Ana sikeyim ben de normal hayata dönmek istiyorum diye böyle. 10 saniye ağlamalı bir video sana bir de bak, biraz. Düşünsene böyle koyacağız bir tane. Elinde bir tane Big Mac amına koyayım. Parmaklarını geçirmişim Big Mac'e. Tamam mı? Ben de sizler gibi futbol oynamak istiyorum. Yerinde de kola amına koydum böyle. Ben de sizler gibi futbol oynamak istiyorum diye. Koy gitsin çakalım. Abi ama yani mide ameliyatının şöyle bir şey var. Benim arkadaş oldu. 4-5 ay olmuştu. O söyledi bana fiyatını. Yok yok. Ha, ölme, tamam. Abi 4-5 ay olmuş. Hiçbir şey yemiyor. Dün tamam, gittik. Amcık. Hamburger söyledi. Zaten olayı o. Ulan amacı ne bu salak? Sen mide ameliyatı olacaksın üstüne 10 tane hamburger mi yiyeceksin? Hayır abi? Tamam da bir tane hamburgerin yarısını bile yiyemiyor. Öyle zaten tamam, oğlum miden geçiriyor amcık. Benim içim gider abi o hamburgeri orada bırak maçtan para verdi. Ya sikti git bu ipne deler meler mideyi ölür kalır. Oğlum bekle öleceksen de taşındıktan sonra ilk önce evi dize bırak. Öyle hemen ölmek yok. Ben taşınayım ondan sonra dizi ölüm. Taşındıktan sonra ameliyat o zaman. Aa taşındığında ameliyat yaptıralım işte seni güzel. Bir zeytinle doyuyorsun. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu ipne o midenin anasını siker. Eğer o mideye gerçekten bir zeytinle doluyorsa ağam bana iki ver genişletirim tuvaletten. Ay çağır seni sikecek herhalde. Genişletirim. Çağrı sağlam donayı tatıyor sakın laf etme amına koyarım Kürşat. Kalacaksın yapacak bir şey yok. Benim peder oldu iki sene daha yeni yiyor. Abi normalde 20 bin lira yapıyorlar ama mide Kürşat'ın olduğu için 65-70'e çıkıyor. bir yayınlık kazancın abi. Benim mi? 20 bin lira mı? Yok canım 10 hangi dakikalık kazancı. Hangi yayın? 10 dakikalık ya. Hangi yayın? Ayıp ediyorsun ya. Yani. Valorant'ın bir ilk 5 elinde koyuyoruz zaten. Sen ne zannediyorsun lan beni? Manyak. Bir yayın diye. Manyağa bak amına koyayım. Bir yayınlık kazancınmış. Böyle bir şey olsa köşke. Öyleyse bizim de haberimiz olsun. Bir ay yapar bir ay tatil. Öyleyse yani. Öyle bir şey varsa ben de yayıncı olayım kanki. Yine 12K'da patladı yayın abi izlenmiyor. Ne yapayım kardeşim değil ayva feedback verin. Metin abi 5 kişiye aylık abonelik hediye eder. Hep 12K'da patlıyor değil mi? Yapacak bir şey yok. Abi bence sen 5000'lerde bir şey kazanıyorsun. Yok 5000'de kazanmıyoruz yani sen o kadar da değil. Kardeşim ne yapacaksınız benim ne kadar boş ver be ya. Kürşat'a umut ol demiş İBAN atmış Götken'de. İBAN'ın attı herhalde amına. Ya da Kürşat'ın fake hesabı mı? Aa, olabilir. Papar yayınlık 5000 lira. Çünkü yok lan amına koyayım. Yok. Yok yok. Ya boş ver arkadaşlar. 150 bin falan. Yok bu oğlum. Ya yok, hadi siktir et ya. İşimize dönelim ama sikmeyeyim şimdi. Niye konuşuyoruz burada? Yok. Ben
Merhabalar, 2 gün önce bu uygulamayı tanıtmıştım ve arkadaşlar parayı bugün çektim ve para çekme ile ilgili detaylar vereceğim. Ne kadar hızlı sürede geldi, ne zaman istedim bu para çekmeyi, ne kadar kesti, para veriyor mu, kazanabiliyor muyuz onu size söyleyeceğim. Ve arkadaşlar ve yatırımsız kazanıyorsunuz, ben yatırımsız kazandım ve onu da anlatacağım. Ben yatırımsız binlerce lira bile kazanabilirim, sizler de kazanabilirsiniz. Onu anlatmadan önce arkadaşlar bir uyarı yapmak istiyorum. Lütfen ben bu uygulamanın herhangi bir yöneticisi, herhangi bir asistanı, şu bu falan fistan değilim. Ben sizler gibi bir müşteriyim. Ben bu uygulamayı gördüm ve buradan para çekmeyi sizlere gösteriyorum. Hani para kanıtlı olarak. Uygulama gerçek mi? Şimdi onu sizlere gösteriyorum. Herhangi bir şey olmasın. Belki ilerleyen zamanlarda sıkıntı yaratılabilir. Ha, ona bir şey demiyorum sakın ha. Hani her uygulamanın batacağı gibi. Ama ben bu uygulamayı suçlamıyorum. Yani bu da %2'lik, %3'lük bir şey yani. Bunun da riski de var. Ama bu uygulama yeni arkadaşlar, yani yeniden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ve arkadaşlar şimdi benim kısmına hemen geliyorum. Ve arkadaşlar çekim kısmına geliyorum. Çekim kısmında arkadaşlar benim şuradan baktığımda 21 dolar çekmişim. Evet, 21 dolar çekmişim. Ve bana 183 lira geldi. Ben bugün saat 14.15'te bir dakika. 14.15'te, evet tam o saatte. Çünkü ben bir yokluyum. 14.15'te Ziraat Bankası'na çektim. İBAN'a. Daha sonrasında bu akşam 16.17 gibi geldi. 4-5 saatte geldi. 183 TL geldi. Şimdi bu uygulamadan nasıl para kazanıyoruz onu söyleyeceğim arkadaşlar. Hatta ben size ekrana faturasını koyarım para gelip gelmediğini. Ve arkadaşlar bu uygulamadan nasıl para kazanıyoruz hemen onu gösteriyorum. Siz 5 dolarla başlıyorsunuz. 5 dolarla başladınız arkadaşlar. Buradan bunu günlük 10 defa alabiliyorsunuz. Yani burada bir tane terlik var. Bu terlik tabii ki de size gelmiyor. Yani öyle anlamayın. Bu sadece bir şey olarak. 18 defa alabiliyorsunuz. Ve bunu aldığınız zaman size 0,216 ve 432 toplam günlük olarak 648 ta dolar veriyor. 0.648 5 dolar. Yani günlük bedava olarak bunu alacaksınız. Ekstradan ben arkadaşlar ne oldu? Ben buradan ölür kısmına geldiğimde 9 kişi yatırım yapmış bu uygulamaya. 100 TL yüklemiş. Ve bu kişi 9 kişi yatırım yaptığı için ben 27 dolar kazandım. Ve arkadaşlar bu kişiler mesela yatırım yaptığın mesela sizler arkadaşını çağırınca o kişiye yatırım yaptıkça size de dolar gelecek. Ve bu dolar birikecek ve bu dolar biriktikçe arkadaşlar ne olacak? Siz de para yatırmadan gideceksiniz abicim, 100 doların olduğu zaman ve 50 dolar olduğu zaman tabii ki de harcadığınız da bitmiyor arkadaşlar. Bu 50 dolar bitmiyor. Sınırsız çekene kadar bitmiyor. Her yıl 18 defa alıyorsunuz. Yani 50 dolar olduğu zaman günlük 6 dolar civarı kazanıyorsunuz. Yani ben buraya benim kısmına, takım kısmına geldiğimde zaten şu an 352 kişi katılmış olduğunu görüyorsunuz. Yani hem para yatırarak hem de yatırmadan da kazanabiliyorsunuz. Bu arkadaşlarınızla bağlı arkadaşlar. Bu şekilde ben size anlattım. Umarım sizlere yararlı bir bilgi olmuştur. Zaten buradan hemen kısmına geldiğimde 24,200 arkadaşlar var. Bunu 25 yapmak için sizlere diyor zaten. Yükleme yapın ve arkadaşını çağırın. 25 dolar da ekstradan buradan alıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar yatırım yaparak gelir elde ediyorsunuz. Umarım sizlere yardımcı olmuştur. Dediğim gibi ben tanıttım. Hani şimdi yatırım yaparak diyorsun. Bu nasıl yani, yapmayın diyorsun ama gösteriyorsun diyorsun. Evet haklısın. Ama ben bunu yani ilk başta çektim. Evet yani ama para çektiğimi de gösterilmedim. Bir sıkıntı olmasın diye. Yani çok fazla miktarlar yatırmanızı kesinlikle önermiyorum. Ha çok zenginsen 1000 lirana yatırırsın. Deneme için. Ha yani 100 dolar 100 TL artık hiçbir şey bu devirde. 100 TL yatırırsın. 10 dolar. O da değer mi ki? Günlük 10 dolar. Sen bilirsin. Yani zaten günlük 5 dolar var. Böyle arkadaşınızı çağırdıkça gelebiliyorsunuz. Ben anlattım elimden geldiğince. Abone olun. Like atın. Elimden geldiğince para kazanmak yolunu çekiyorum.